Orada Ama, orada bir ekleme yapayım sana. Gökhan'la Caner öne çıkamıyorsa dedin. Caner'in gidip yaptığı orta sayısı 13, Gökhan'ın gidip yaptığı orta sayısı 4. şey 8. 21 orta yapmış. Bu ikiliden iki gelmiş, iki bek, değil mi? 21 orta yapmış. 8'i bunların kullanılmış. Yani başarılı olmuş bu ortalar. 2 tane çok önemli adam var. Ben ayrıca mesela Sosa Gustavo olayına çok iyi girdin. E, Gustavo orada temel taş, temel değer o. E, çok daha geniş alanı kullanıyor. E, savunma yanına çok daha fazla emek harcıyor o oyunun. Ve e, Sosa o arada bir şey halinde. Beyin, bir virtüöz halinde. yani Ona e, hazırlıyorlar, o kullanıyor. Yani Sosa e, birinci adam değil orada aslında verim olarak. Onun için e, Fenerbahçe'nin ee, bir hız ayarı da değişiyor o yüzden. Hı hı. Ben de Fenerbahçe'de Erol Bulut demiş ya hani bir eksik yanlarımız var. Benim gördüğüm eksik yanlardan biri Fenerbahçe maçı ilk 15 dakikada çok tempolu başladı. İşte 3. dakikada 8. dakikada e, goller kaçırdı. Birdenbire fark olabilirdi. O 2-0 olabilmesi. Ya yani 10 dakikada 2-0 olursa Trabzon'da Tabii. bocalardı. Ama Trabzonspor ondan sonra Topu tutabilmeye başladı. Bakameyle, e, Ömür'le e, tutabilmeye başladı ve ilk yarının geri kalan kısmında aşağı yukarı 25-30 dakikada da Trabzonspor'u hissettik. Yani Fenerbahçe orada biraz pasifleşti. O ilk 15 dakikadaki aktif halini kaybetti. İşte bu pasifleşme, o dönemdeki pasifleşme Fenerbahçe'nin eksik yanıdır. Çünkü tempolu oyunu sürdürebileceğini göstermiştir ne zaman? ikinci devrede. İkinci devrede öyle bir yüksek tempoyla başladı. Topu çabuk kullanmaya başladı ve e, Trabzonspor'un da e, birçok eksiği var. Hem takım hazır değil, hem kadro yetersiz. Yani geçen yıldan geriye gitmiş bir kadrosu var Trabzonspor'un. Oyunun. kadrosu oy, gibi. Oyunu An şeyde kurması lazım. Bak Trabzon'la sen söyledin ben şunu söyleyeyim. Trabzon'la gireyim araya. Vakemi'nin üzerinden oynaması lazım Trabzon. Vakeme bireysel becerisiyle Trabzon'u ayakta tutmaya çalıştı. Hayır. Bak çok güzel bir konuya değindin. Şimdi Luis Gustavo'ya basıyorsun Sosa çıkıyor. Sosa'ya basıyorsun Ozan çıkıyor. Ozan. Ona basıyorsun Pelkas ortaya çıkıyor. Şimdi adam markacıyla Fenerbahçe durduramazsın. Alan savunmasıyla durdurman gerekir. Duran top verdiğin zaman hata yaptığın zaman da Lemos geliyor. Tisseran geliyor. Samatta var. E yani Sisse var. E kafa topları yüksek oyuncular var. İşte İyi top kesen iş... oyuncular var. E nasıl yapacaksın bunu? Benim üstüne basacağım şey de oydu. Yani e, siz Abdülkadir Ömür ki geçen yılki e, o parlak olduğu dönemi e, henüz dönemedi. Ömüre bağlamışsınız e, oyunun düzenlenmesini, vakameye bağlamışsınız ama geri kalanı onlarla bu futbol diyaloğunu sağlıklı kuramıyorlar. O zaman ne oluyor? Çok kolay kontrol etmeye başlıyorsun Trabzonspor'u. Biraz da tempo yaptın mı? Zaten vakeme Vakame düşüyor oyunda Birbirine yani yabancı, yabancı bütün oyuncular Güven Şimdi Vakame e, Abdülkadir önde dediğin gibi bütün yeni alınan oyuncular birbirine yabancı ya. Şimdi, şimdi Anlamıyorlar Afop, birbirini. Afobe diyorsun golcü olarak koymuşsun. Afobe sollat değil. Yani solutun rakip savunmaya yaptığı verdiği korku, endişe Afobe olmuyor. Yani e, ne bileyim işte e, bek şey Marlon e, Novak değil, Sosa, Baker Sosa değil. Yani e, bu e, şeyi Trabzonspor kaybetti. O e, o gücü Trabzonspor kaybetti. Bu kadrosu Trabzonspor'un ne Alanya Sporla baş edebilir, ne Galatasaray'la eder ne beş yani Beşiktaş'la belki eder. Şu anda ne olacağını biraz sonra konuşacağız. Daha tam karar veremedim Beşiktaş için. Fener, ne Fenerbahçe'yle ile baş edebilir. Yani Trabzonspor bu kadrosunda bir e, gerileme yaşadı. Bu gerileme yaşamasını sadece ve sadece teknik direktör yetersizliğine de bağlarlarsa önce gel, yeni gelecek teknik direktörü de e, yıpratmaya başlarlar. Niye? Çünkü bu kadroyla çok çok fazla işler yapılamaz. Fenerbahçe için bir şey çok üstüne basarak söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un e, güçlü olması gerekir kadroyu yönetebilmesi için değil mi? Biraz önce yönetimden Bahsettik. O gücü Erol Bulut hem kendi yapısından e, taşıyor zaten ama giderek de şöyle artırabilir. Fenerbahçe kazandıkça bu erola yazar. Erol Bulut'a yazar. Yani kazandıkça teknik direktör daha güçlü teknik direktör haline gelir. Kime karşı? Evvela futbolcularına karşı. Kazanan hocaya karşı çok fazla e, diklenemezler. Onun için şu anda da Eroğlu çok avantajlı çünkü altı maçın dördünü kazandı, ikisini berabere bitirdi. Nağmal. Nağmal devam e, ediyor. Başarılı devam ediyor. Şimdi Gustavo ve e, Vakam konusunda iki tane e, belki ekleme yapayım diye düşünüyorum. Şimdi Gustavo'nun e, oyunda çok e, kilit bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ben başka bir yönünden bakayım. Yani Hı -hı. tamam liderlik vasfı başka bir tarafı şöyle bakalım. Şimdi iki tane bekiniz sürekli ileri çıkmayı seviyor. Yani biz sürekli çıkarız diyorlar. Yani iki bekin Gökhan da işte Caner, Güven Caner. abi de anlattı. Caner de çıkıyorlar. İşte 18 orta, 20 orta falan çıkıyorlar. Şimdi onlar çıktığı zaman senin savunmada o ikilin yani Lemos'la Tiseran ikisi ikilisinin önüne bir tane güvenlik şemsiyesi lazım. Gustavo işte bu güvenlik şemsiyesi. Abdülkadir'i kovalayan kim? Gustavo kovalıyor Abdülkadir'i. Niye Abdülkadir'i Gustavo kovalıyor? Çünkü o sırada sağ taraftan gelirken Caner sol taraftan öne çıkmış oluyor. İçeriye doğru giden o kovalamacanın içerisinde yani şöyle söyleyeyim sistem oyun içerisinde farklı bir noktaya bürünüyor. Kanat bekleri çıktığında geliyor Gustavo onların önünde bir anlamda o güvenliği oluşturuyor. Şimdi bu çok büyük bir avantaj. Yani Gustavo'nun bu şekilde oynaması e, teknik direktörün işini de kolaylaştırıyor. Yani aslında ondan çok öne çıkması beklenmiyor. Tam tersi o savunmanın önündeki güvenliği oluşturduğu andan itibaren dikkat edin Fenerbahçe için şunu söylemeye başlıyor. Ya Fenerbahçe savunması şu anda iyi. Aslında savunmasının iyiliği Gustavo'nun iyiliğinden kaynaklanıyor bana göre. Yani ilk gelen o su var ya bente gelen ilk su olur ya böyle vurur. O ilk gelen suyu o karşılıyor zaten. Yani o benti kuruyor oraya. Bir, bir de Vakame konusunda şunu söyleyeyim. Tabii ki e, takımdan üç tane çok önemli oyuncu gitmiş. Ayrıca Ekuban gibi e, yani bu takımın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi yok. Abdülkadir Parmak yok. Tamam bunlar e, yoklar. Ancak bir de bir gerçek var. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsan önce iyi olanı korumaya çalışacaksın. Ben e, Eddie Newton'un iyi olanı korumaya çalıştığını düşünmüyorum. Vakame içeriye. Abdülkadir parmak e, ömür içeriye. E Sen zaten Fenerbahçe'de o savunma havuzunun içerisine gelsin istiyorlar. Zaten oraya gelsin o oyuncular. Açıktan beni yormasın diyor yani beni oralarda. E şimdi bakıyorum tamam Vakamen'in olağanüstü güzel bir pası var. Ama yani Abdülkadir'e attı. Ama bir de öbür tarafından şey e, bakalım yani bir de öbür tarafından bakalım sürekli içeriye doğru oynuyor. Şimdi sen nasıl verim aldın ondan? Yani Vakame'den nasıl verim aldın? Sen onu kenarda oynatarak verim aldın. Çünkü ne yapıyor? Tehlikeli bir oyuncu olduğu için oyunu genişletiyor. Böylece sen Becker'dan verim alabilirsin, tamamlayabilir seni. Bence yani Eddie Newton'ın bazı sistem üzerinde de hataları var. Ciddi hataları var. Yani Vakame'yi, Abdülkadir'i eğer oynatıyorsan oyunu biraz genişleteceksin. Zaten sen ee, gelmişsin flalavoyla e, şeyi e, Kamil Ahmeti oraya koymuşsun güvenlik olarak o zaman bu oyuncuları biraz genişlet e, savunmayı biraz daha koştur e, sen savunmayı koşturmuyorsun ki sen oyun savunmanın kucağına atıyorsun oyuncuları bana göre yanlış bir oyun anlayışı bu ve o yanlış oyun anlayışının da bir primini aldı ama genel olarak baktığımızda da Vakame'nin o içeriye doğru oynamasının bence Trabzonspor için olumsuz olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim Validun bunları söylüyorsun da bak futbolcu biraz akıllı olacak. Yani hepimiz bu topu oynadık. Bir gerçek var eğer Vakame tıkanıyorsa Abdülkadir Ömür tıkanıyorsa kenara gelip hocayla konuşacaksın bunu. Olmuyor bu iş diye. Affedersin yani bile bile duvara tostamanın bir anlamı yok. Söyleyeceksin, diyeceksin ki, bu sistem içerisinde ben başarılı olamıyorum, hakeme olamıyor. Değişelim mi yer ya da başka bir şey var mı söyleyeceksin ben forvet arkasına geçeyim mi diye. Bak Fenerbahçe bunu yapıyor. Oyuncu geliyor teknik adam konuşuyor. Sen Luis Gustavo diyorsun. Luis Gustavo'nun eğer önünde şemsi olarak oynadığını kabul ediyorum. Peki de hücuma çıkmasını engellemiyor ki. Depar yapıyor arkadan biliyorsun bindirme yapıyor. Gustavo oyunun iki yönünü de oynuyor. Güzel tarafı bu. Ama birinci hedefi Defansın evet. önünü süpürmek dediğin doğru. Ama onun hücuma çıkmasını eğer olacağı engellemiyor. Çünkü onda o güç var. Gidersem geri gelirim diyor. Gidersen geri gelemiyorsan o zaman zaten oyuncu çık merak etme. Yetersizsen öne doğru gitmezsin. Futbolda bu böyledir. Saklanırsın ya da enerjini ekonomik kullanırsın. Sen Vakamı? Bak bugün temin Vakamiyi verdiler bizde. 28 topla buluşması var. Galiba isabetli pası 28 galiba. Vakamiye